Herkese selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Kalktım, güzel bir enerji motive ettim kendimi böyle zorla. Ve kalktım, evi toparladım, çamaşırları katladım. Sonra halılar yok, malum çıplak olunca daha çok toz oluyor sanki. Evi böyle bir büyük süpürgeyle her yerini süpürdüm. Şimdi veladaya su hazırlayacağım. Bir kat sileceğim, bir de toz alacağım. Şöyle çok pis olmasın her yer diye. Şimdi içeri odadaki halı örtüsünü ve kılıflarımı attım. Onun yanına da arkadaşlar yatak odasında sermiş olduğum şu peluş gibi bir paspas var ya, onu attım. Şimdi makinemi çalıştırayım. Bunlar bir yandan yıkansın. Burada dün boşaltmış olduğum çamaşır sodası vardı. Mutfağımın halısını da toparladım. Mutfağımın sandalye kılıflarını toparladım. Balkonumun paspasını ve şimdi balkonumdaki yastık kılıflarını falan, onları da çıkaracağım. Yani anlayacağınız, bugün yıkanacakları yıkamayı düşünüyorum. Çınar'ın yatak örtüsünü, benim yatak örtümü falan hepsini halledeceğim. Bugün halledebildiğim kadar yıkanacakları yıkayacağım hepsini. Nereye gittin ya? Hepsini yıkayacağım. Sonrasında tertemiz katlayıp oturma odama kaldıracağım. Şimdiki deterjanı da kattım. Yumuşatıcı da kattım. Şurada nerede? Şu yünlü olanı da yakacağım arkadaşlar ama bir saniye, yanlış mı? Ha, yünlü 40 derece olması lazım şu şekilde. Evet. 600 devirde başlatalım. Daha önce de bununla yıkamıştım. Güzel oluyor. Oy, sana yıkanacakları yıkarım. Bunu falan da kaldıracağım. Bu da yıkanacak. Şimdilik böyle serili kalsın. Ayağımızın altı çok çıplak olmasın. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Halı yokken evi süpürmek daha kolay. Eminim ki silmek de kolay olacak. Şunu unuttum burada. Bunları da güzelce çırptım. Bunları halılarımın altına seriyorum ya kaymasın diye. Şu mutfağın, şunlar koridorun. Böyle. Bu yastık kılıflarımın neden böyle olduğunu belki yeni gelen arkadaşlar soracak olurdur. Bunları benim annem dikti, astar olarak dikti. Parça kullanmadığım çarşaflar vardı, onlardan dikti anneciğim. Çok da güzel oldu, temiz oldu yani. Burası falan da süpürüldü her yer. Şimdi biraz sonra bir bardak çay koydum, başka da çayım yok zaten. Hemen bir villada yaparım çay içtikten sonra. Bir de önce bir toz alırım, sonra bir villada yaparım. Yine halı olmasa da temiz olsun yani her yer. Çünkü ayak basacağız. Şunları kaldıracağım oradan inşallah. Yakup kaldıracak daha. Şurada bir bardak çay koymuştum kendime. Bunu bir içeyim. Sonra işlere devam. Bakın, sandalye kılıflarını çıkardım. Bu şekilde oldu. Bunun altında zaten bir tane böyle yedek kaymaması için kılıf kullanıyorum. O temiz. Onu çıkarmadım o yüzden. Şunlar da yoktu zaten. Böyle yani. Arkadaşlar, çağlanız işlere devam. Şimdi çayımı içtikten sonra şu kılıfları da çıkaracağım. Bu kılıfı da çıkaracağım. Bakar mısınız? Akşam meyve suyu döktüm ben buraya. Bir bardak meyve suyu koydum içeyim diye. Tam bir kalktımla hepsi döküldü. O yüzden bu kılıflar falan zaten yıkanacaktı. En son yine bir müsait olduğumda balkonumu yıkarım. Çeşmem var. Oturdum, kapı çaldı, kavga geldi arkadaşlar. Çınar'ın tekvando kıyafetleri geldi. Bir yap bakalım tekvando. Ben eski tekvandocuyum ama, biliyor musun? Ben eski tekvandocularda. Yap. Nasıl oluyor tekvando? Uzaktan ya, lan manyak vurdum. Şöyle git de bir görsünler. Ya yapsana. Yap bir, ne kadara kadar kaldırıyor? Aman Yakup, yüzüme getireceğim. Bakalım, şurada otur da bu sefer seni çekeyim kargo açarken. Dikkatli aç yine paketini de, eksik falan olursa. MNG kargoyla. Getir bakalım salamı. Gel. Şurada aç bakalım. Vallahi kumaşı güzele benziyor ama.
Bakayım. Güzel kumaşı. Vay, bayağı güzel çıktı. Yani kumaşı falan çok güzelmiş Yakup. Değil mi? Güzelmiş. Gerçekten güzel. Yalnız ne kokuyor bunda? Çok değişik bir şey kokmuyor mu? Hı? Gerçekten arkadaşlar kumaşı çok kaliteli. Wow. Bakar mısınız kumaşına? O da kuşağı. Şu şekilde inanın çok kaliteli. Ay çok mutlu oldum şu an. Gerçekten kaliteli olan çok güzel. 140. Tamam 140 söyledik zaten. Boyuna göre beden seçiyorsunuz. Boyu kaçsa 10 santim üst santimini alıyorsunuz. Mesela bizim 130 almamız gerekiyordu ama 140 aldık. Vallahi tam da bedeni falan da iyi. Lekeli mi orası? Bakayım tozdur. Neyse, gibi ben bunları bir kısa yapma. Şeyde bir yıkarım. Ya, yıkar ben de akşam olur. Hayır bir giysin Yakup be. Önce bir giysin beline falan her şeye bakalım. Olur ya iadelik bir durum falan olur. Işte. Orada giyinmiyorlar mı? Evden mi giyinip geliyor çocuklar? Evden mi giyinip gidiyorlar? Baksana şu arasını rahatlığı falan. Sen bak. Beyaz tişört giysin. Aa hatta. Beyaz tişört lazım değil mi? Düz şey. Beyaz tişörtü de yok gerçi ama. Olur ya beyaz atlet fanilalar oluyor. Yuvarlak bisiklet. Öyle yok da bakarım bakalım ayarlarım ben. Siparişi dün verdik arkadaşlar ve bugün geldi. Ne 11'den mi verdik biz be? Nereden verdik hayatım? Trendyol'dan mı? Trendyol'da. Yok Trendyol'da beden kalmamıştı. Ne 11'den verdik. Ne 11'den verdik arkadaşlar. Ne 11'den sipariş verdik. Dün verdik. Öyle de akşam üzeri verdik ve bugün bu saatte nereden geldi. İzmir'den olsa gerek. İstanbul'dan. İstanbul'dan mı? Çok güzelmiş arkadaşlar kumaşına gerçekten bayıldım. Efsane güzel bir kumaşı var. Çok kaliteli bir kumaşı var ya bunun cinsini bilmiyorum ben kumaştan pek anlamam ama hakikaten çok kaliteli güzel bir kumaşı var. Şu da alt kısmı biliyorsunuz Çınar haftada 2 gün tekvandoya gidiyor. Babası tekvandoya onu yazdırdı. Oğlumun artık böyle bir spor dalıyla uğraşması gerekiyor ama biz devamlılık olarak düşünmüyoruz. Hani şu an tek istediğimiz şey Çınar'ın enerjisini atması yani. Biraz oğlumun fazla enerjisi var. Enerjisini atması adına. Şimdi bunlar burada dursun çellemeyeceğim. Çınar geldiğinde ona bir sürpriz olsun. Gelsin baksın mutlu olacak. Bir giydiririm ona. Bedeninde falan sıkıntı olmazsa hemen kısa devrede bir 30 derecede yıkar asarım. Çünkü temiz ama değişik bir koku var arkadaşlar. Arka odadan başladım. Bir tozumu alıyorum bağlarım şöyle. Yeni bir bez alalım. Kendime hiç fıs fısla falan uğraşmayacağım. Sadece toz varsa gitsin diye. Şöyle bir üstten tozunu alıyorum. Yani ev çok kirli durumda olsun istemiyorum. Öyle sinirlerim bozuluyor benim. Hemen bir bez alıp suyunu da hazırladım. Şöyle bir de bileta çekeceğim. Ondan sonra dolabı düzenlemeye dermanı kaldı mı diye sorsanız. Kız dermanı kalmadı dolabı düzenlemeye. Ama yapacağım bugün. Bugün yapacağım. Bugün Çınar'ın dolabını halledeceğim. Dolapla alakalı bir şey kalmasın. Akşam da olsa yapacağım arkadaşlar. Bugün bitireceğim onu. Hiç uğraşamam ben yarın dolapla falan. Yarın da başka bir işimi yaparım. Çünkü dün aldılar halıları. Bugün 1. günü. Yarın 2. günü salı, çarşamba ya da perşembe halılarımı getirecekler. Halılarımı getirdiğimde bir işim kalmasın istiyorum. Halılarım geldiğinde direkt bir süpüreyim, sileyim. Ondan sonra döşerim yani evimi. Halılarımı falan sererim. Sizler de yorumlara yazıyorsunuz görüyorum. Aranızda temizliği bitenler var. Yeni başlayanlar var. Daha hiç başlamayanlar var. Hepinize toptan kolay gelsin diyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah yeter ki sağlık sıhhat versin de. Arkadaşlar temizlik falan nedir ki bitiyor. Bakın yani en azından benden
Beni kendinize örnek görün. Kaç gündür diyorum, ay camları nasıl sileceğim, kapılar nasıl silinecek, storlar nasıl yıkanacak falan derken bir de baktım ki neredeyse bitti gibi bir şey yani. O yüzden yeter ki Rabbim sağlık sıhhat versin. Sağlığımız yerinde olduğu sürece de insanoğlunun elinden gerçekten hiçbir iş kurtulmuyor. İsteyelim yeter ki. Yani bitiyor, anlayacağınız oluyor, bitiyor. Şöyle mis gibi bir sileyim de en azından toz falan varsa yerde kalkmasın tepeye. Böyle en sinir olduğum şeylerden bir tanesi toz. Çok sinir oluyorum arkadaşlar tozla. Tozlu evi sevmiyorum. Bu arada camlarımı pırıl pırıl sildim ya. Allah'ım yarabbim, yine o demirler falan toz içinde kalmış. Özellikle balkon. Balkon demirleri falan toz içinde kalmış ama olsun, en azından temiz. Yine oraların bir tozunu alırım en son ben de. Sıkıntı değil. Normalde bu arada ben böyle vidadayı böyle yapmam arkadaşlar. Şöyle iki elimi bastıra bastıra yaparım. Bilenler biliyor ama şu an dediğim gibi sadece böyle tozu gitsin diye ıslatıyorum yani. Öyle siliyorum. Her silindi. Tozunu da aldım. Sildim de arkadaşlar. Oh, temiz oldu be. Lavaboları da cifledim. Klozetleri de hallettim. Böyle bir temiz olsun diye. Şimdi Yakup kahve yaptı. Kahve içeceğiz. Şunların saatine de az kaldı. Bunlar da yıkandı. Bunu böyle kapının üzerine astırıverdim. Kurusun diye. Bunu buraya astım. Onları oraya astım. Hiç balkona asasım yok arkadaşlar. Toz kalkıyor, toz kalkıyor. Yani her defasında söylüyorum. Toz kalkıyor. Anlayacağınız. Mutfağı falan da sildim. Balkonu da sildim. Kahveler. Hayatım niye bunu tabağını tabağına koydun? Hangini? Bunlar bunu tabaklara değil ki. Neyse. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. İyi olmuş mu? Zaman ne kadar da çabuk geçiyor değil mi arkadaşlar? Bana mı öyle geçiyor? Size de böyle geçiyor mu? Vallahi sabah kalkıyorum. Hemen bir anda böyle öğlen oluyor. Bir anda akşam oluyor. Böyle bir telaşla geçiyor her gün. Tabii en başta Allah'ım sağlık sıhhat versin. Huzur versin. Ama gerçekten zamanın nasıl geçtiğini inanın ben hiç anlayamıyorum. Şimdik. Hemen mutfağın halısını attım yıkamaya. Bu arada onu sermeyeceğim. Diğer halıyı sereceğim. O yeni çok kullanmamış olduğumu sereceğim. Yumuşatıcı atmayacağım arkadaşlar. Sadece deterjan attım. Deterjanla yıkayacağım. Bir de içine feri atalım. Bir tane. Bir tane de şöyle feri sıkıştıracağım şöyle arasına. Bunu da yıkayalım bakalım. Ondan sonra attıktan sonra da şunları atarım. Bunların yanına da yeni renkleri atarım olmadı. Böyle bir şeyler yıkandığı zaman mis gibi kokuyor ya, temizlendiğini hissediyorum. Bu arada ben şunları kendime ev terli yaptım. Diğer terliklerle hiç rahat edemedim. Bunları almıştım yazın. Çok da doğru düzgün giydiğim söylenemez. Genelde parmak aralarını giymiştim. O kadar rahat ki arkadaşlar, plastik. Böyle altlarını falan güzelce yıkadım. Temizledim. Yani anlayacağınız şu şekilde böyle bunları kendime ev terliği yaptım. Çok da rahat. Şimdiki yemek yapmam lazım. Yakup makarna yaptı Çınar'a. Ona makarna yaptırdım. Yemek yapmam lazım. Çınar acıkınca, yani gelince makarna yer sıcak sıcak. Ama akşama ne yapacağız? Saatimiz de geldi. 5 dakika sonra Çınar çıkacak zaten. Babası da alır onu. Şimdi ne yemek yapmam gerektiğini de buldum. Şöyle yarım kıymam vardı. Bunu çıkarıyorum. Burada da patlıcanlarım var. Geçen haftadan. Şöyle. Bakın hala taze taze duruyorlar. Sanki yeni alınmış gibi. Kolay kolay benim buzdolabımda bozulmuyor maşallah. Gerçekten güzel bir şekilde. Aynı yeni şimdi alınmış gibi.
duruyorlar ama şimdi doğramayacağım arkadaşlar. En azından yemek kafamda hazır, patlıcan yemeği de çabuk pişer zaten. Bunu böyle bol soğanlı, sarımsaklı, kıymalı güzel yemeğini yaparız. Dünden kalma patates yemeğim de var biraz. Yanına da patlıcan yaparım. Yetmezse diye yapıyorum. Şimdi artık bu odadan böyle bir şey beni itiyor. Neden bilmiyorum yani, çık Çağla, yapma Çağla, çık Çağla diyor ama yapacağım ve kurtulacağım. Arkadaşlar çınarın dolabı bitti. İşte bir kısım yelekleri, süeterleri, biraz üstleri var. Lekeli gördüm bunları da. O yüzden bunları hiç katlamadım. Bunları bir yıkamaya atacağım. Şurada birkaç altla. Birkaç üst var. Postunu. Evet, onu biraz lekeli gördüm de. O yüzden yıkamaya. Teyzoşları benim oğluma bak. Dur, dik dur da görsünler. İçi buz gibi anne. Karate kıyafetine bakın benim oğlumun. Tekvandocu. Arkadaşlarım çok şükür saat 5'i 5 geçiyor ve benim işim şu andan itibaren bugünlük işim bitmiş demektir. Gerçekten bitti. Ben de bittim ama değdi yani yaptığım işi. Bu arada halımı da buraya astım. Yani serdim. Şu paspastan yalnız şu meyve suyu lekesi çıkmamış arkadaşlar. Tam anlamıyla çıkmamış. Neyse kurusun da ben ona yine başka bir çare bulacağım. Bu Cif markanın ve kırmızı bir ürünü varmış. Mükemmel derecede leke çıkarıyormuş. Zaten kuzenim söylemişti onu bana. Sonrasında da YouTube'da birçok kişi söyledi bana. Migros'ta falan vardır büyük ihtimal. Migros'a falan gittiğimde ondan alacağım. Bir tane eve koyacağım. Deneyeceğim. Şimdi hemen size dolabı göstereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ufak tefek değişiklikler de yaptım. Şunlarımın gardırobu bu şekilde arkadaşlar. Bu arada gardırobumu soranlar da oluyor. Çok sade ve güzel olduğunu söyleyenler, beğenenler var. Ben gardırobumu Koçtaş'tan aldım arkadaşlarım. Çok memnunum. İyi ki de almışım. Gerçekten çok memnunum. Çok 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 kaliteli bir dolap olmayabilir ama bence fiyatına göre çok iyi bir dolap. Fiyatı da ne kadardı? 2500 müydü? Öyle bir fiyatı vardı arkadaşlar. Tam olarak şu an hatırlamıyorum. Önceki videoma bakmam gerekiyor. Her neyse, şimdi şu kısmı açıyorum hemen. Hatta sizde çekmeceler hariç bütün kapaklarını açtım arkadaşlar. Şöyle bir uzaktan nasıl olduğunu görmenizi istedim. Şu şekilde. Şimdi şurada bu yeni almış olduğum yatak örtüm var. Bu gerçekten baza altına falan çok yer kapladığı için. Aslında şu an bazamın altına yer var ama burada da çok müsait bir alan olduğu için buraya koydum direkt. Çok burussun dağılsın istemiyorum. Çünkü zaten yakın zamanda onu sereceğim, göreceksiniz. Heyecanla bekleyen arkadaşlar var. Burada kabanlarımız var arkadaşlarım. Kabanlarımız asılı. Burası müsait. Zaten çınara belli bir kısmı yetiyor bu dolap. Çok büyük. Şu alt kısmında Çınar'ın oyuncak kutusu var. Onu çıkarıyor, döküyor, oynuyor. Tekrardan yerine koyuyor. Oyuncak kutumuz da çok yıprandı. Yenilemek istiyorum ama şu an dolabın içinde durduğu için, hani göz önünde olmadığı için çok da önemsemiyorum sanırım. Kamyoneti var normalde burada. Bir de çantasını böyle ortalıkta durmasın, toz olmasın diye okuldan geldiği zaman direkt şuraya koyuyorum. Sonrasında hemen yan tarafa geçeyim. Üst kısım yine Çınar'a ait. Çınar'ın legoları var, lego kutusu var. Şu kullanmamış olduğu lambası var. Bir ara onu çok sık kullandı ama artık kullanmıyor. Zaten yatağının da başında duracak bir şey yok. Komodini falan olmadığı için de kullanmıyorum. Önceden diğer komodin Çınar'ın yatağının başındaydı. Neyse, Çınar'ın odası zaten böyle daha ferah, güzeldi. Oyun alanı daha çok olması daha iyi benim için dolaptan çok. Daha sonrasında şu aşağısı tamamen yine Çınar'a ait. Yani yukarısı Çınar'a ait. Burası da Çınar'a ait. Çınar'ın askılığı, kabanları, işte yelekleri, hırkaları. Sonra burada çoraplıkları vardı. Çınar'ın çoraplıklarının yerini değiştirdim. Buraya yine böyle bir oyuncak alanı yaptım. Burada ne var biliyor musunuz? Hatta şunu da indirmek istiyorum. Şu Hot Wheels'i de indirmek istiyorum. Bunu daha sık kullanıyor. Sık kullanmadıkları ürünler var. Şunlar da Hot Wheels'in arabaları içinde minik. Bunları şöyle elinin altında olsun ki en azından şöyle değiştireyim. İstediği zaman alıp oynayabilsin yani, çocuk ulaşabilsin istediği zaman. O yüzden buraya koydum. Şu üst kısımda sadece topları falan oldu işte. Bu şekilde.
Sonra çekmecelere gelelim. Burası Çınar'a ait çekmece arkadaşlar. Atletlerin ve boxerların birçoğu yıkanacak. Hatta yeni de almamız gerekiyor sanırım. Çünkü birçok böyle yığılı kocaman atletleri ve alt çamaşırları vardı. Hepsini kaldırdım. Küçülenlerin neredeyse hepsini kaldırdım arkadaşlar. Giymediklerini, küçülenleri hepsini kaldırdım. Onları ayrı bir zamanda hepsini elemem gerekiyor. Ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Şurada şapkaları var. Kemerleri var. Şu kısım ortak alan diyebilirim. Yani neden ortak alan diyorum? Çünkü şurada benim telefon kılıflarım var. Şuradaki görmüş olduğunuz bu çantalar geneli hep boş arkadaşlar. Seyahat çantası bunlar hepsi. Hani şehir dışına falan giderken işte birisinin içine tokalarımı, birine makyaj malzemelerimi falan koyuyorum ben. Özel eşyalarımı, kremlerimi falan. İyi oluyor bu çantalar benim için. Tam bir kurtarıcı diyebilirim. Şurada da benim tripodlarım ve tripod çantam var büyük. Şuraya da hemen elimin altına iki tane seccade koydum. Diğer seccadeleri kaldırdım. Bunları sebep cumaya gittikleri için Çınar'la Yakup böyle elinin altında hemen bu çekmeceden alabilsinler yani. Şurada da Çınar'ın beslenme çantaları var. İki tane kullandığım zaman oradan çıkarır kullanırım diye düşündüm. Daha sonrasında bu kısma geldiğimizde burada bir değişiklik olmadı arkadaşlar. Üst iki raf yine aynı şekilde. Pikeler, işte nevresimler, dört mevsimler var. Burada da yine pikeler var. Arkasında yastık kılıfları falan, çarşaflar, işte yani kullandığımız günlük nevresim takımları var. Alt üç rafta değişiklik yaptım. Onu da bir takipçimden esinlendim. Teşekkür ediyorum. Buradan izliyorsan teşekkür ediyorum. Şimdi bu raf yine aynı Çınar'a ait oldu. Üst kazaklarını koydum. Dediğim gibi 3-5 tanesini de yıkamaya attım. Böyle bir leke gördüm ufak tefek. İçime sinmedi, katlamak istemedim. Bu şekilde üst sivitlerini koydum. Kazak pek zaten kalın kazağı yok Çınar'ın. Ben almıyorum, sevmiyor çünkü giymiyor. Genelde böyle daha orta incelikte seviyor. Bu şekilde kocaman bir raf arkadaşlar. Buraya daha dünya kadar kıyafet sığar ama böyle sade görünmesi benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonrasında alt kısma geçtiğimizde yine burada da alt eşofmanları var. Şurada pijama takımları, pijamaları var. Üstüne de 3-4 tane tişört koydum. 3-4 tane de yıkanmada zaten var tişörtü. Yeterli olur. Diğer tişörtlerin hepsini kaldırdım arkadaşlarım. Alt kısmında hatırlarsanız diğer dolap düzeninden göstermiştim. Benim kot pantolonlarım bu şekilde duruyordu. Bunun yanında da benim pijamalarım vardı. Tamam, kotları çok sık olarak zaten giydiğimiz kıyafetler değil. Hani nasıl desem size, gece gündüz değiştirdiğim bir şey değil. Anca bir yere giderken giyiyorum ve çıkarıyorum, bu kadar. Ama alt pijamadır, pijama takımıdır. Yani hani gece oğlumun odasına girip de ışığını açıp onu rahatsız etmek istemiyordum. Konuşamadım. Rahatsızlık vermek istemiyordum. Ve bir takipçim sağ olsun bana çok güzel bir fikir verdi. Onu da biraz sonra gösteririm, pijamalarımı nereye kaldırdığımı. Neyse, pijamalarımı buradan alınca burada kocaman bir alan daha böyle açılmış oldu. Buraya Çınar'ın çorap kutularını koydum. Hemen şu kısma da sadece bu pantuflarını çıkardım. Diğer giymedi pantufları çıkarmadım arkadaşlar. Çünkü her sene çıkarıyorum, her sene giyilmiyor. Geri kaldırıyorum. Şimdi çorap düzeni yine aynı, hemen hemen aynı diyebilirim. Burada kısa çorapları var. Kısa patik çorapları ve babet çorapları var. Babet çorapları derken şu daha kısa olanlar oluyor ya. Ne çorabı deniliyor ona bilmiyorum. Bu şekilde bir de buraya eldiven koydum. Şöyle. Daha sonrasında hemen burada küçülen çorapların hepsini kaldırdım. Kısalardan da uzunlardan da küçük olan, Çınar'ın ayağına sığmayacak çorapların hepsini kaldırdım ballarım. Şunu da şuraya sıkıştırayım bir saniye. Şöyle daha bir güzel oldu. Şimdi burada da nasıl şekilde yaptım biliyor musunuz? Bu hepsi uzun bunlar. Hiçbirisi bilekten değil. Hepsi uzun çorapları, kışlıklar yani. Böyle kalınları bir kısma dizdim. İnce uzun çorapları da bir kısma dizdim. Bu şekilde yani benim düzenim böyle arkadaşlar. Beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorum ama ben beğeniyorum. Ne ararsam anında benim elimin altında oluyor aradığım şey. Hiçbir zaman aradığım bir şeyi bulamadığım olmamıştır. Ancak çok nadirdir. Yani hani böyle kıyafettir, önemli şeylerden arayıp da bulamadığım olmamıştır. Neyi nereye koyduğumu çok iyi bilirim. Ve düzen konusunda da çok çok iyi olmasam da kendime göre iyiyim. Neye göre, kime göre iyiyiz? Tabi orasını bilemeyiz.
Böyle şunlara geldiği zaman tekrar giyecek, onlar yıkandı temiz. Odasının da en son dibini tekrardan bir süpürdüm. Çınar'ın halısını bilerek kaldırmıyorum, ballarımı yıkayacağım ama bilerek yıkayana kadar kaldırmayacağım. Çıplak dursun istemiyorum oğlumun odası. Böyle Yakup'la Çınar tekvandoya gitti. Ha, pijamaları gösterecektim size nereye koyduğumu. Onu da göstereyim, aklımda kalmasın. Bir takipçimin birisi demiş ki alt askılık kısmında elbiselerin olduğu kısım zaten çok az demiş. Orada askıları asabilirsin pijamalarını demiş. Ben de askıya asmaktansa direkt katı ile birlikte buraya koymayı tercih ettim. Çünkü gerçekten burası çok büyük bir alan. Ve askılıklarda da alt askılığı zaten kullanmıyorum. Hiçbir şey yok gibi bir şey yani. Burası boş gibi bir şey. O yüzden bu kısmı değerlendirdim ve pijamalarımı kendi dolabıma getirmiş oldum. İyi oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle güzel fikirler veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı okuyorum, bakıyorum. Elimden geldiğince hatta hemen hemen hepsine cevap veriyorum. Hepsine dikkate alıyorum. Şimdi artık ben bir Nescafe'yi hak ettim. Ama daha yemeğimi de yapmadım. Kıymam çözülmüş. Hemen böyle bir patlıcan yemeğimi koysam o pişerken de kahvemi içerim. O kadar yorgunum ki arkadaşlar, anlatamam size. Hem psikolojik yorgunluk var üzerimde, hem bedensel fiziken yorgunluk var üzerimde. Ay, şu iğrenç hocalarımdan kurtuldum biraz önce. Hocalarımı çıkardım. Berbat görünüyorlardı artık. Bugün yaptığım işleri hemen hemen bir kısmını, çok küçücük bir kısmını gördünüz. Evi süpürdüm, sildim, toz aldım, lavaboları falan hallettim. Daha sonrasında dolabı, kocaman gardırobu hallettim. Ki kıyafetlerle uğraşmaktan gerçekten hakikaten nefret ediyorum artık yani. Uzun sürede dolap düzenlemek ve kıyafetlerle alakalı bir iş yapmak istemiyorum. Sonrasında akşam yemeğimizi falan yedik işte. Çay demledim, çay içtik. Daha doğrusu yani Yakup kahveye falan gitti arkadaşının yanına. O da yeni geldi. Çıkırdık çıtlıyor o. Ben de öyle kuru kuru çay içiyorum yani. Bir şey yaptığım yok. Biraz Instagram'a baktım. Biraz internette takıldım. Ada Masalı var. Onu izliyorum. Çok heyecanlı bu bölüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. Geçen hafta falan izleyememiştim. Güzel oldu yani. Bir stres attım. Böyle televizyona takıldığım zaman da edit geç kalata kalıyor. Saat şu an 11 oldu neredeyse. Ben daha hiç edite başlamadım bile. Ve şu an reklama girdi, onu bekliyorum. Yani bugünümüz böyle geçti. Bu arada size bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. Hani geçenlerde videomda bahsetmiştim ya, nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum diye. Şu an kesin değil demiştim. Bugünden itibaren kesinleşti arkadaşlarım. Bu sene kışın kömür kaloriferi değil doğalgaz yakacağız biz. Bugün toplantı gerçekleşti ve toplantıda sonuçlandı. Çoğunluk olarak doğalgaza geçmek istedikleri için mecburen biz de geçeceğiz. Yani hani biz geçmeyiz diye düşünüyorduk. Çünkü böyle bir düşüncemiz yoktu. Apartman olarak da yoktu yani, hiç böyle bir düşünce. Bir anda oluştu ve bir anda gelişti. Hayırlısı olsun diyorum. Bir 15 bine kadar falan herhalde bir masraf çıkacak bize. Kapının önüne kadar gelecek. Yani dış kapımın, yani şuradaki kapım. Oraya saat takılacak. Sonra saatten bildiğim kadarıyla metal, demir, hortum girecek. Delecekler. Buradan mutfağa girecek. Sonra kombi yüksek ihtimalde zaten balkonda olacak arkadaşlar. Mutfağa artık koymuyorlar bildiğim kadarıyla. Eğer yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Eğer siz doğrusunu biliyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Ben balkonlara koyuyorlar artık kombileri diye biliyorum. Yasak diye biliyorum içeriye. Yani anlayacağınız kombi falan alınacak. Bu 15 Ekim'e kadar bir sürecimiz var. Bu süreç içerisinde tadilat işleri olacak, gerçekleşecek ve Allah nasip kısmet ederse kışın doğalgaz yakacağız. İlk defa yani ben 9 yıldır evliyim ve ilk defa doğalgazlı evde oturacağım desem yalan mı olur? Yok. İlk evlendiğim sene oturmuştum. İlk yeni gelin girdiğim evde oturmuştum doğalgazlı. Sonrasında zaten lojmana taşındık. Bir daha da doğalgazlı evde hiç oturmadım. Ya mutfakta hep kullandım doğalgazla. Genel olarak kömür kaloriferli merkez sistemlerde oturdum. O yüzden ev genelde çok sıcak oluyordu benim.
kışın hiçbir zaman bir sıkıntı çekmedik biz hep kömür kaloriferi kullandığımız için. Tabii kendim bekarlığımdan falan biliyorum. Yıllarca yani annemler de mesela doğalgaz kullanıyorlar. Doğalgazın nasıl bir sistem olduğunu, nasıl ısıttığını, nasıl olduğunu falan biliyorum. Bu konulara hakimim. Ama dediğim gibi evlilik sürecinde sadece kısa bir süre doğalgaz kullanımımız oldu deteklerde. Hayırlara vesile olsun diyorum. Nasıl yapacağız, nasıl ederiz bilmiyorum. Doğalgazla kömür kaloriferinin arasındaki maddi fark aslında şöyle söyleyeyim. Eğer şu an kömür alacak olsaydık biz 1.750 bir para ya 2.000'e yakın neredeyse 2.000 para verecektik. Sonrasında kömür yetmiyor tekrar ilave ediliyor. Tekrardan kömür alımı falan yapıyoruz. Yani hemen hemen aynı hesap diyebilirim. Evim büyük arkadaşlar. 5. kat. Isınır mı? Isınmaz mı? Nasıl olur? Bilmiyorum. Dediğim gibi kömür kaloriferine çok alışkın olduğumuz için, sıcak eve çok alışkın olduğumuz için doğalgaz bize birazcık ilginç gelecek olabilir. Kafamda belli başlı fikirler var ama yatıramıyorum yani. Hani böyle kesinleştiremiyorum. Bir yandan diyorum ki hani arka oda çok büyük bir oda. Benim oturma odam da çok büyük biliyorsunuz malum. Bir yandan diyorum ki oturma odamı yakmayayım. Oranın kapısını kapatayım zaten kullanmayayım yani kışın hiç diyorum. Kerkardır diyorum yani. Bir yandan herkes genel olarak diyorlar ki mutfağın peteğini hiç yakma Çağla. Çünkü hani koridorunun kapısı yok zaten. Koridorda da kocaman peteğim var biliyorsunuz. Neredeyse mutfakla birleşik gibi bir şey. Ya koridoru yakma ya mutfağı yakmak isteyen birisini diyenler var. Bilmiyorum yani arkadaşlar inanın kararsızım ben de ne yapmam gerektiğini inanın bilmiyorum. Bir yandan diyorum ki arka oda salona göre daha küçük. Acaba oraya mı geçsek tekrardan salonda oturmasak orayı kapatsam kapısını diyorum. Bir yandan diyorum ki salondaki petekler çok büyük. İki tane salon daha güzel ısınır diyorum. Arka oda biraz sıkıntı oluyor ısınması. Yani kafamda deli sorular var. Nasıl olacak? Ya da bu soruların hepsi kaybolacak. Bütün her yeri yakacağız. Aynı derecede her yeri yakacağız. Her yerin ısısı aynı olacak. Annemlerin yaptığı gibi. Bilmiyorum arkadaşlar. Artık böyle faturalar falan geldikçe göreceğiz. Nasıl faturalar gelecek? Nasıl ödeyeceğiz? İnanın ben dediğim gibi uzun yıllar boyunca yani doğalgaz kullanmadığımız için bize bayağı bir değişik gelecek. Mutfak konusunda çok rahat edeceğiz. Gerçekten tüp masrafından kurtulacağız. Çok mutluyum. Ve o dolabım kocaman bir dolap yani oranın rafı da var arkadaşlar. Biz o dolabın rafını da kestirmiştik ve rafım yukarıda benim. Sıfır bir şekilde duruyor. Yani normalde şöyle... bu dolabın arasında raf yoktu arkadaşlar. Biz bu rafı kestirdik. Aynı şekilde aynı bu raftan bu dolaba da kestirdik. Ama tüp olduğu için bu dolapta kullanamamıştık. O yüzden bu dolabın karışıklığını görüyor musunuz? Ne kadar karışık duruyor. Tüpten dolayı. Şimdi bu tüp çıktıktan sonra ben rafı buraya yukarıdan indirttireceğim Yakup'a. Rafı buraya direkt taktıracağım ve tepsilerimi falan buraya çok rahatlıkla koyabilirim. Üst kısmı daha dar yaptırmayı düşünüyorum. Alt kısmı biraz daha böyle yine yağlarımı falan koyarım. Yani güzel olacak yani bu raf gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Hatta rafı yaparken de şunu hizasını da ayarlattıracağım. Çünkü bunları kullanıyorum ben seviyorum. Bu dolap çok güzel düzene girecek. Bilmiyorum bakalım. Hayırlısı neyse olsun adama sana başladı. Neyse daha fazla uzatmayayım. Kapanışları fazla uzatıyorum sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bağlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.